Dizilerin ve sinemanın başarılı çiftlerinden Ceyhun Karsoy ve Begüm Öner'in bir spor gününü getiriyoruz ekranlarınıza. Crossfit yaptılar. Yetmedi, kickboksa geçtiler. Dizilerin ve sinemanın başarılı çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'in bir spor günü. Antrenman öncesi Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'le kısa bir sohbet yapalım diyoruz. Küçük bir tatil sonrası döndüler. Nasıl geçti tatilleri hemen soralım. Yani ufak 3 günlük bir tatildi. Benim bir sinema filmim vardı, Göktaşı diye. Kırklareli'nde çektik. Bir aya yakın Kırklareli'nde kaldım. Begüm de zaten son gün geldi. Ondan sonra da bir 3 günlük böyle bir kısa bir tatil yaşadık. Yaptık evde annemlerle beraber. Önce babaannesine uğradık Foça'ya. Çok keyifli geçti ama şimdi tekrar gideceğiz herhalde. Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy'a göre daha iyi dinlenmiş. Ceyhun'un biraz öyle oldu. Ben bu sefer yazın, bu sene genel olarak birazcık kendime izin verdim. Yaptım yine birkaç şey ama biraz böyle kendime vakit ayırdım diyeyim. Daha çok işte spor vesaire. Ama Ceyhun birazcık daha tatil yapamadı. Muhabirimiz Anıl, sporla ilgili bir soru sorunca ortalık karışıyor. Ailede asıl sporcu kim? Şimdi şöyle, ben cevap vermeyeyim. Hiçbir kere değil. Ben bir kere çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Lisansım var. O böyle birkaç senedir başlamış işte böyle. Lisansım var. Ama şimdi bana hava atıyor. Fitness'e ne alakası var? Sporcu diyor. Sen ne lisanslı yapıyorsun? Lisanslı futbolcuydum ben. He, futbolcu evet. Ben basketbol oynadım, voleybol oynadım, yüzdüm. Tabii o sporcu yatlarda. Hanımlar ne diyorsa o doğrudur. Bu tartışmayı hiç uzatmayalım. Zaten bu yıl takım çalışması yapıyormuş başarılı çift. Takım çalışması diye bir şey var. Böyle çiftler birlikte çalışıyorlar. Yalnız birbirlerine bağlı oldukları için biraz kavga dövüş olabiliyor aralarında. Çünkü o bir şeyi bitirmeden ben bırakamıyorum. Ve ben zorlandığım zaman o bitirmezse falan hadi Ceyhun hadi falan filan diye böyle. Ama motive ediyor, daha fazla motive ediyor ve spora daha gerçekten şevkle geliyorsun. Peki spor programını bir de canlı canlı görelim. Bakalım nasılmış? Burada şöyle bir durum var. Buyurun. Siz ne kadar yavaş çekerseniz o kadar bekliyor. O kadar kalacak. Evet. Ceyhun işte bazen bile renkliyor, böyle yavaş çekiyor, benim burada bacaklarım kopsun diye. Yok. Bunun bir de intikamı var. O oraya gelecek, ben oraya geleceğim. Gerçekten spor yapmayan çifti zorlayacak bir durum bu. Halay çekiyor bacaklarım. Bence bunun hesabı sorulmalı. Birazdan. Şimdi intikam zamanı. Begüm Öner makineye geçiyor. Ceyhun Fersoy beklemedi. Uzun bekleyecek gibi. Ceyhun birazcık daha kalçanı. Ceyhun Bey şu anda... Hareketi... Arşan Adası'na gidiyorum şu anda. Hayır Begüm, hayır. Ne yapıyorsun? Ceyhun in. Hayır, yukarıda duruyor ya. Sırada zor bir hareket var Ceyhun Fersoy adına. Hayatımda ilk defa böyle bir röportaj. Ben de ilk defa böyle konuşuyorum. Hayat. Efendim, yeni sezonda yeni çalışmalar olacak. Var olacak da böyle tersine olmayacak tabii. Bayağı düz olacak. Sırada kickbox var. Çift başlıyor çalışmaya. Begüm Öner eşini acımasızca vuruyor ama iş tatlıya bağlanıyor sonunda. Yapıştır. Gel buraya abi. Yapışık kalsın. Evet. Sol direk, sağ direk. Sağ direk. Arkaya çevir. Evet. Bir daha. Tamam. Evet. Kalkıyor. Bir şey olmaz. Hadi devam. Yaklaşırsan ama çok hızlı vuracağım. Ağzıma vuruyor abi. Ağzına vuracak tabii. Son olarak yeni projelerini konuşalım ve veda edelim çifte. Begüm Öner'le yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Ceyhun Fersoy, iki televizyon filmi ve bir sinema filmini başarıyla tamamlamış. Onun dışında ben iki tane televizyon filmi çektim. Begüm de
televizyon filmi çekti. İşte böyle güzel işler var. Birkaç işte sinema filmi yaptık. Bunun devam bir filmi de olacak. Öyle söyleniyor. Bir sezon yine sizi bekliyor. Aynen. Evet, durmak yok. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyoruz.